Evet, Eyüp'te açılan yeni İstiklal Kütüphanesi'ne geldik. Bakalım burasını çok önceden, eskiden bir karakoldu. Bu yoldan ilerlediğinizde zaten Eyüp Camisi'ne ulaşmış oluyorsunuz. Hemen bu yolu Oyuncakçılar Çarşısı'na ilerledikten sonra. Eyüp Sultan Polis Merkezi'ymiş burası önceden. Hadi bakalım. İlk adımı sen at bakalım Gülhan. Bu şey değil mi? Bu eski Eyüp Sultan'ın güzel bir çalışması. İstiklal Kütüphanesi olduğu için tabi böyle o dönemde özellikle yazılmış değerli yazarlar, yazılar, kitaplar. Cumhuriyet dönemi. Çok değerli, güzel kitaplar var burada, özellikle Nutuk. Böyle kitap okuma noktası yapmışlar. Bak mesela buraya otur, al bir kitabı oku. Sonra okuyalım. İşte farklı bir zamanda gelip onu yaparız seninle, böyle karşılıklı oturup okuruz. Nasıl? İyi fikir değil mi? Onu sormak lazım. Burada şimdi yerinde mi okuyabiliyoruz? Kişi yapılabiliyor mu? Yoksa eve götürüp okunabiliyor. Getirebiliyor muyuz? Onu bir sorarız. Bir üst kata çıkıyoruz bakalım. Burada da yine oturup ders çalışanlar da var. İstiklal Kütüphanesi'ni. Evet. Yarın da 10 Kasım düşüncelerini ve duygularını alalım. İstiklal Kütüphanesi'ni gezmiş olmamız da anlamlı oldu bence. Tabii ki. İstiklal Kütüphanesi'ni nasıl buldun peki? Beğendin mi? Küçük bir yer. Evet, küçük bir yerde. Kızım, kütüphane beğenilmez mi? Tamam, kütüphaneleri severim. Ama böyle küçük olan kütüphaneler değil, böyle büyükler için olanlar. Küçükler için de bir şey olmaz. Şimdi biz tam inceleyemedik. Belki küçüklere göre de güzel kitaplar, eserler vardı. Pek inceleme şansımız olmadı. Bence bir dahakine seninle gidip orada oturup kitap okuyabiliriz mesela.